arkadaşlar database ile birlikte çalışan bir web aplikasyonu yapacağız. İşte Northwind database'inden mesela gideceğiz, product'ları listeleyeceğiz, product detay sayfasını yapacağız. Tabii bunu yapabilmek için önce sisteme login olmamız gerekiyor. Kullanıcı giriş ekranı yapacağız. Bunun için de Northwind database'ine bir tane şey yaparız. Kullanıcı tablosu yapacağız. Ondan sonra da öyle devam edeceğiz. Önce şeyi yapalım. Yeni bir proje oluşturalım. Şuradan ben New Project diyorum. Yine Java Web diyorum. Web Application'ı seçiyorum. Adına da ne diyelim? Ürün sitesi diyelim. Ürün sitesi. Devam dedim. Ben de Glassfish v2.1 çalışmadığı için arkadaşlar Windows 7'de önemli başka bir ayar yapmak gerekebilir. O yüzden Tomcat'i kurmuştum bir önceki dersimizde hatırlıyorsanız. Ben Tomcat üzerinden yapacağım. Eğer sizde Glassfish çalışıyorsa hiç farklı bir şey olmaz. Farkı olmaz. Glassfish üzerinden de yapabilirsiniz projeyi. Bunları seçmiyorum ve finish'e basıyorum. Önce index.jsp'mizi yapalım. Index.jsp'de ne olsun arkadaşlar? İşte sayfamızın giriş kısmı olsun. Yukarıda bir tane resim olsun. Logomuz olsun. Ondan sonra altına bir table, işte table'ın içerisine bir menü koyalım. Öyle ilerleyelim. İçerisine de içerik işte koyarız. O yüzden ben şuraya geliyorum. Şunları şimdilik kapatayım arkadaşlar. Bu JSP page title'ımı değiştireceğim. Bunun yerine ne diyelim? Title'ımıza North Wind tire ana sayfa diyelim. Tire ana sayfa. Body'nin içerisinde şöyle center yapalım. Center'ın içerisine bir table koyalım. Table'ımızın özelliklerini de yapalım. ID'si eşittir. Content table. Cell padding'i eşittir 0. Cell spacing'i 0. TR TD TD'nin içerisine bir tane imaj koyalım. IMG SRC diyelim. Eşittir. Şöyle bir şey yapalım burada. Şurada projekte web page'lerin içerisine yeni bir folder açıyorum arkadaşlar. Folder. Bu folder'ın adına da ne diyelim? Images diyelim. Images. Bu imaj folder'ının içerisine gideceğim arkadaşlar şeyi koyacağım. Resimleri koyacağım. Şimdi şeye bir logo bulmam lazım. Projeme bir logo bulmam lazım. Daha önceden yaptığımız projelerde bir logo vardı diye ben hatırlıyorum. Hemen ona bir bakalım. 528'de şurada bir logo buldum arkadaşlar. Bunu kopyalayacağım. Projemin olduğu yere gidelim. Ürün sitesi. Web'in içerisine, imajın içerisine bunu paste ettim. Header GIF'e arkadaşlar. Paste ettikten sonra bakın header GIF geldi buraya. Sonra ben buraya gideceğim. Ne diyeceğim? İmaj klasörünün altındaki header GIF
şeyini al, resmini al diyeceğim. SRC slash koydum. İşte images içerisindeki header nokta gif resmini al dedim. Alternate text olarak da not wind logo diye yazıyorum. Şuraya da bir nokta koyalım. Bulunduğu yerden alsın. Bakın, bundan emin değilim, ona bakacağız. Sonra bu TR ile işimiz bitti. Yeni bir TR daha açalım. Bu TR'nin içerisine yine bir TD. Bunun da işte yüksekliğini verelim. Diyelim ki height eşittir 25 diye. Buraya da arkadaşlar bizim menümüzü koyacağım. Menü diye bir tane JSP yapacağım. Her sayfaya o JSP'yi include edeceğim. O yüzden yine Projects'i açıyorum ben. Buraya sağ tıklayıp New Folder diyorum. Folder'ımın adına da Includes diyorum. Includes. Veya şuna include diyelim. Bakayım. Name'e de buluyor muyum? Include. Şimdi include'un içerisine sağ tıklayacağım. Yeni JSP diyeceğim. JSP'nin adına da ne diyeyim? Menü. Küçük harfle diyelim. Menü. JSP diyelim. Menü. Burada page'imiz var. Şuna dursun, bir sakıncası yok. HTML falan koymamıza gerek yok. Çünkü bunu include olarak kullanacağız arkadaşlar. Body'ye vesaireye ihtiyacımız yok. Şunu da kaldıralım. Şurada hemen bir table oluşturacağım. Table. Table'ın içerisine yine hemen width eşittir %100. Cell padding eşittir 0. Cell spacing eşittir 0. Border eşittir 1. TR TD. Buraya bir tane şey yapalım, div oluşturalım. Div id'si eşittir nav menu. Bunun içerisinde div'i kapatalım. İçerisinde de ne diyeceğiz? UL. UL'nin içerisinde li, li'nin içerisine a href eşittir işte yukarıdan başlayacak index.jsp diyeceğim. Bunu kapatacağım. İçerisine ne diyeceğim? Ana sayfa diyeceğim. Okey. Bunu kopyalıyorum. Yapıştırdım. İşte ne olsun? Ana sayfa haricinde ürünler sayfası olsun. Başka işte iletişim sayfası olsun.
bir de ne olsun, hakkımızda sayfası olsun. Buna ne diyeceğim? Ürünler JSP. Buna iletişim JSP. Buna da hakkımızda nokta JSP diyeceğim. Sonra arkadaşlar burada TD'den sonra bir TD daha yapacağım. Bu TD'de de şey olacak. Bizim ASP.NET'teki gibi login, logout butonların gözükeceği bir kısım olacak. Onda ne yapacağım? TD align eşittir right style eşittir işte padding right 5 px. Bunun içerisine de yine bir include koyacağım. Bu da include olacak arkadaşlar. O yüzden gidiyorum project'e, include'un içerisine sağ tıklayıp new JSP diyorum. Bu JSP'nin adına da ne diyelim? Login box diyelim. Login box.jsp. Eğer adam login olmuşsa çıkış butonu gözükecek. Logged out durumdaysa giriş butonu gözükecek vesaire. Aynı bizim ASP.NET'teki login kontrolü gibi olacak arkadaşlar. Yine bunda da bizim HTML'e ihtiyacımız yok. Şöyle şuna da şuna gerek var ama şuna gerek yok. Şunu da silebiliriz. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Gideceğim. Benim sayfamda kullanıcının session bilgilerini tutmam gerekiyor. Session'da ne yapıyorduk? Bir key atıyorduk ve o key'in karşılığında da bir değer tutuyorduk. Ama o key aslında şey olmak zorunda değil. İlla bir text olmak zorunda değil. String olmak zorunda değil. Şey de olabilir. Bir obje de olabilir. O yüzden biz kullanıcının login olup olmadığını anlamak için session'da bir obje saklayacağız. Bu objenin içerisinde de arkadaşlar kullanıcının bilgileri olacak. Ben bu objeye user diyeceğim. User objesi diyeceğim. Bu bir class olacak. O user'ın içerisinde adı, soyadı falan filan özellikleri olacak. Ondan sonra o user objesini ben burada kontrol edeceğim. Session'da o user objesi var mı yok mu diye kontrol edeceğim. O yüzden arkadaşlar yine project'te project'te source neredeydi? Şurada source paketlerin içerisinde new Java class'ı diyorum arkadaşlar. Bu Java class'ının adına da user diyorum. Paket olarak da arkadaşlar ayrı bir paket kullanacağım. Sanki ayrı bir kütüphaneymiş gibi olacak bu. O yüzden paketimin adına da my package'dan gelen myp diyorum. Finish dedim. Şöyle bir package oluşturdu benim için myp diye. Myp'nin de constructor'ını vesaireyi gösteriyor. Şimdi burada ne yapacağım? Private string at private string soyad private string kullanıcı adı diyelim. Bunları ne yapıyorduk? Dışarıya açmak için arkadaşlar getter ve setter'lar kullanıyorduk. Şimdi onlar için get ve set yapalım.
Şöyle sağ tıklayayım bakayım burada var mıydı? Getir setir tarzında bir şey. Şurada refaktör vardı. Refaktör. Encapsulate field'dı sanırsam. Bakalım. Evet. Hepsi için getir setir yapalım arkadaşlar. Sonra da refaktör diyor. Benim yerime adı, soyadı ve kullanıcı adını geri dönen bir yapı yaptı. Bir de buraya fazladan public string to string diye arkadaşlar toString metodunu override edelim. Return işte hoş geldin. Hoş geldin. Artı at. Şurada bakın bizim için şey diyor, override annotation'ını koyun diyor arkadaşlar. Bu anladığım kadarıyla compile ederken compiler'a bunun override olduğunu haber veriyor. Şöyle koyduğumuz zaman onu kaldırıyor. En azından warning vermesini engellemiş oluyoruz. Save edelim. Şimdi user Java'yı yaptık arkadaşlar. Ne yapacağım? Gideceğim benim login box'ıma. Bu user Java'yı import etmem gerekiyor. Sonuçta bu bir paket. Ne yapıyordum? Yüzde et işareti page import diyordum. Import işleminde de my bakayım myp nokta user diyeceğim. Tabii bunu diyebilmem için arkadaşlar save edelim. Sanırım bir build işlemi isteyebilir bizden. Compile package diyelim. Okay, build successful. Şimdilik sorun çıkarmıyor gibi bakarız. Şimdi gelelim. Hemen scriptletimizi yazalım. Bunun içerisine. Diyelim ki user eşittir user tipinde session nokta get attribute. Ne olacak? User info olsun. Bu benim atarken session atarken kullanacağım key olsun. User info. Bunu alıyorum. Eğer ki user eşit null ise bu ne demek? Login olmamış demek. Doğru mu? Login olmamış. O zaman ne diyeceğim? Şurada scriptletimi kapatacağım. Şöyle. Sonra yeni bir tane açacağım. Alt taraf için. Burada diyeceğim ki A href işte şöyle login nokta JSP'ye git diyeceğim. İçine de giriş yap yazacağım. Sonra kapatacağım. Else login olmuştur. Olmuş. Bu durumda ne diyeceğim? Hemen yine scriptletimi kapatacağım. Aşağısı için tekrar açacağım. Bu araya da diyeceğim ki gerçekten
Gerçi evet, şöyle yapabiliriz. Login olmuş. O zaman şey yapalım. Bu sefer expression kullanacağız. Eşittir user nokta toString metodunu çağıracağım. Virgül a ref log out nokta jsp'yi çağıracağım. Text olarak da çıkış diyeceğim. Sonra bunu kapatıyorum. Menüye geliyorum. Menüde de ne yapacağım arkadaşlar? Bunu buraya include edeceğim, bu JSP'yi. Nasıl include ediyorduk? JSP 2 nokta üst üste include page. Hangi page? User user box'tı, doğru mu? Pardon, login box.jsp. Login box.jsp. Include ettim. Arkadaşlar, menü JSP'yi de alacağım. Bunu da kapatıyorum. Nereye include edeceğim? Benim index JSP'nin içerisine include edeceğim. JSP 2 nokta üstte include page neyin içerisinde? Include içerisinde menü nokta JSP diye include ettim. Sonra bu tr'den sonra yeni bir tr daha açacağım. Bu tr'nin içerisine td yerleştireceğim. Td'nin içerisine içerik diye yazacağım. İçerik burada yer alacak diyeceğim. Bu td'nin vertical align'ını tap yapacağım. İşte ondan sonra bir tr daha içerisine bir td, bu da footer olacak. Footer. Tabii burada muhtemelen çirkin bir görüntüyle karşılaşacağız arkadaşlar. Çünkü dikkat ettiyseniz hiç CSS'lerden vesaire faydalanmıyoruz. O yüzden muhtemelen çok da hoş gözükmeyecek ilk başta ekran, ama sonradan bunu CSS'le süsleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bu index JSP'yi bir çalıştıralım bakalım nasıl gözüküyor. Şu anda daha database'de bir iş yapmadık. Sadece ana sayfamızı oluşturduk. Bakın, şöyle bir hata verdi bana. File menu JSP not found. Şunu bir şey yapalım. Ana ürün sitesinden gidelim. Gerçi ürün sitesinin baş harfini şey yapmışız. Ürün sitesi nokta diye gidelim bakalım. Tekrar deneyelim.
Sanırım hata şu i'nin küçük olmasından arkadaşlar. Şunu büyük yapalım. Tekrar deneyelim bakalım. Şimdi SQL Server Management Studio'yu da açalım. SQL Server Management Studio. Connect diyelim. Database, Northwind database'i, tablolar. Ben zaten zamanında TBL user diye bir tablo şey yapmıştım, oluşturmuştum daha önceki projelerimizde. Ama eğer tablo yoksa sizde nasıl bir tablo? Hemen bir bakalım. User ID var, username ve password var. Şunu da buradan alalım. Buraya belki bir de şey ekleyelim arkadaşlar, ekleyebiliriz. Bu kullanıcının bilgilerini tutmak için bir kısım ekleyebiliriz. Şöyle bir şey yapalım. Şuraya bir de ne diyelim? First name Envar Kar 50. Bir de last name ekleyelim. Envar Kar 50 olsun. Şeye gerek yok aslında burada. Veya dursun, username de dursun, password de dursun. Bize first name ve last name'i geri dönsün. Şöyle bir save edelim. Bunu kapatalım. İçerisindeki user'lara bir bakalım. Daha önceden ben user eklemiş olabilirim buraya. Evet. Şunları ben doldurayım. Fatih Durduk diye şifrem de 1-2-3'müş. Tuğrul. Tuğrul diyeyim bunlara. İki tane kullanıcım var. Tamam. Bunu aşağıya küçültüyorum. Şimdi gelelim bizim login sayfamıza. Login sayfamızda ne yapacağız? İşte kullanıcıya bir ekran sunacağız. New JSP. Bu ekranda kullanıcı adı ve şifresini girebilecek. Login diyelim. Web page finish. Şimdi login'de arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Önce şeyi eklememiz lazım tabi buna. SQL ile bağlantı kuracağımız için SQL JDBC driver'ını eklememiz gerekiyor. Nasıl yapıyorduk onu? Gidiyorduk arkadaşlar projects'ten, library'lerden sağ tıklıyorduk. Add jar folder diyorduk. SQL JDBC 4. jar'ı seçiyorduk hatırlıyorsanız. Burada onu seçiyoruz. Open diyoruz. Buraya ekleniyor. Ardından yukarıya page'in üzerine bunları import etmem gerekiyor. Şöyle page import eşittir java nokta sql nokta yıldız diyorum. Sonra bir de şeyi import edeceğiz. Yine page import. Burada arkadaşlar normal
şeyle bağlanacağız. Data source'la bağlanacağız. Data source da yine şunlardan birine ihtiyaç duyuyor diye hatırlıyorum. O yüzden bunu da ekleyelim buraya. com.microsoft.sqlserver.jdbc bunu da ekleyelim hata vermesin bize. Son olarak bir de burada kullanıcı bilgilerini kaydedeceğim için arkadaşlar yine page'in içerisine import diyorum. Burada da neyi vereceğim? my.p.user'ı vereceğim arkadaşlar. my.p.user. Şöyle bir save edelim. Sonra body'nin içerisine gelelim. Bunu siliyorum. Yine bir table cell padding'i 0 cell spacing eşittir 0 olan bir table yapıyorum. Table'ın içerisine tr tr'nin içerisine td ne olacak? TD'nin içerisinde aynı bizim şeyde olduğu gibi index.csp'de olduğu gibi şuradaki hatta şöyle yapalım. Şunu tamamen alalım arkadaşlar. Center'ı da alalım. Kopyalayalım. Bir tek şu içerik burada yer alacak yazan yere şey koyacağım. Login kısmını koyacağım. O yüzden şöyle yapayım. Bunu kapatayım. Buraya paste edeyim. Sonra İçerik burada yer alacak yazan yere hemen siliyorum. Buraya arkadaşlar bir tane ne yerleştireceğim? Form yerleştireceğim. Hadi bu sefer bunu da paletten yerleştirelim. Nerede bizim formumuz? Form, HTML form. Formu tutup sürükleyip bırakıyorum. Action'ı ne olacak bunun? Formun action'ı. Kendisine gidecek. Bu yüzden nokta login nokta jsp'ye action yapacak. Tipi ne olacak? Post olacak. Arkadaşlar. Şöyle formumuz oluştu. Formumuzun içerisine bir field set oluşturalım. Field set. Field setin içerisine bir legend oluşturuyorum. Legend'a da kullanıcı girişi diyorum. Ardından bir table. Table'ın içerisine tr. Tr'nin içerisine td. Td'nin width eşittir 100. Align eşittir right diyorum. B ne olsun? Kullanıcı adı. 2 nokta üst üste. TD. Sonra bunun karşısına bir TD daha açıyorum. Burada da ne diyeceğim? Yine paletten text input'u alacağım. Buraya yapıştıracağım. Text input'un ismi ne olacak? İşte user name olsun. Initial value'su boş olacak. Text olacak. Evet, şöyle bir input'umuz olacak. Value'su da boş. Sonra bunu kopyalıyorum. Ctrl C ile hatta tr ile birlikte kopyalamam gerekiyor. Yeni bir satır oluşturacağım çünkü. Şöyle tr ile birlikte kopyaladım. Yapıştırdım.
Buna da ne diyeceğim? Kullanıcı adı yerine şifre diyeceğim. Input type'ı text değil. Bu sefer ne olacak? Password olacak. Name'i de username olmasın. Password olsun. Arkadaşlar. Ardından bir tane daha TR'miz olacak. Bu TR'de de şunu ben siliyorum. TD'nin call span özelliğine 2 diyorum. Artık buna gerek yok. Burada da neyi koyacağım arkadaşlar? Paletten butonu koyacağım. Butonumun label'ı ne olsun? Giriş yap olsun. Submit butonu olsun. Input type submit. Value giriş yap olsun. Şimdi arkadaşlar giriş yaptığı zaman kullanıcı ne yapacak? Tekrar kendisine gönderecek. Tekrar gönderdiğinde biz şeyi kontrol edeceğiz. Kullanıcı düzgün giriş yapabilmiş mi, yapamamış mı? O yüzden ben buraya bir tane daha TR yerleştiriyorum. Bu TR'nin içerisinde de yine bir TD olacak. Ve bu TD'nin de yine call span özelliği 2 olacak arkadaşlar. TD'nin içerisinde bir scriptlet açacağız. Bu scriptlet ne yapacak arkadaşlar? Gelen datayı alacak, kontrol edecek. Eğer doğruysa giriş işlemini yapacak. Değilse yapmayacak. Uyarı verecek. Şunu kapatalım. Burada hatta şunu da yapalım. Kullanıcının geldiği sayfayı da alalım. Diyelim ki kullanıcı hakkımızda sayfasına gelmek istedi ama login olmamış. O zaman biz onu otomatik olarak login sayfasına yönlendirelim. Yönlendirirken de yukarıdan geri döneceği return URL'yi de yazalım. Hatırlıyorsanız ASP.NET'te öyle bir özellik vardı. Burada kendimiz yapalım bunu. String page back eşittir request nokta get parameter return url olsun. Tamam, return url. Sonra if page back null değil ise bu durumda session nokta set attribute page value'su da şöyle yapalım. Şimdilik bu dursun. PageBack null değil ise yönlendirme yapacak. Bunu aşağıda yapacağız. Şimdilik şunu ben burada bırakayım. Şunları alalım. String user name eşittir request nokta get parameter neyi alacak? Bizim şey neydi? Adı username'iydi. Bir neyi alacak? String password alacak. O da password idi. Password.
Bunları aldıktan sonra if username null değilse ne yapacağız? O zaman SQL data server'a bağlanacağız. SQL server data source db eşittir new SQL server data source db nokta set database name northwind db nokta set server name localhost db nokta set user ne olacak user sa db nokta set password Fatih 123 ondan sonra bir connection oluşturacağız connection John eşittir db nokta get connection sonra bir prepared statement oluşturacağız prepared statement stmt hatta pstmt eşittir com nokta prepared statement şu prepared statement SQL olarak ne vereceğiz select şunu bir satır aşağı indirelim select first name virgül last name from tbl users yanlış hatırlamıyorsam eğer tbl user where user name büyük harf küçük harf sorun çıkarmaz ama yine de şöyle bakalım var username and password var username eşittir soru işareti and password eşittir soru işareti diyorum sonra da noktalı virgül koydum bu da bizim SQL cümlemiz pstmt nokta set string parametre indeksi 1 neyi vereceğiz buna user name'i vereceğiz pstmt nokta set string parametre indeksi 2 neyi vereceğiz password vereceğiz arkadaşlar sonra bir result set oluşturuyorum buna sonuç dedim eşittir com nokta pardon pstmt nokta execute query diyorum if sonuç nokta next olduğu sürece burada while döngüsüyle de dönebiliriz ama tek bir satır gelmesini bekliyoruz bir tane unique çünkü kullanıcılar sonuç nokta next var ise bu ne demek? Bir kullanıcı var demek. O zaman ne yapacağım? User eşittir new user deyip user'dan yeni bir instance oluşturacağım. User da benim oluşturduğum class'ta hatırlıyorsunuz. Sonra user nokta set kullanıcı adı username
user nokta set at eşittir sonuç nokta get string kolonun adı neydi? First name idi. User nokta set soyad eşittir sonuç nokta get string kolonun adı neydi? Last name. Sonra session nokta set attribute login şeyinde key olarak ne vermiştik? User info vermiştik hatırlıyorsanız. O yüzden burada da yine user info'dan kaydedeceğiz. Neyi kaydedeceğiz? User'ı kaydedeceğiz. Bakın session'a user info diye atıyorum. Burada projects'in içerisinde include'ların içerisinde login box'ın içerisinde neyi kontrol ediyorum? Bakın user info'yu kontrol ediyorum. Session'da var mı yok mu diye. O yüzden aynısı olmak zorunda bununla. Evet. Session'a attım. Ondan sonra if şeyi alacağız. Page'i alacağız. Şu yukarıda yaptığımız gibi. Pardon. Ne diyeceğiz burada? Eğer ki pageback null değil ise o zaman şurada pageback'i hatırlıyorsanız almıştık. If pageback null değil ise bu durumda ne yapacak? Gidecek şeyi kullanıcıyı o pageback'e gönderecek. Response nokta send redirect nereye gönderecek? Ürün sitesi değil mi? Ürün sitesinin içerisinde şeye page'e gönderecek. Burada şöyle artı yapacağız. Pageback göndersin. Şöyle. Aksi takdirde response nokta send redirect ürün sitesinin içerisinde index i'si küçük index nokta jsp'ye yönlendirecek arkadaşlar. Pageback artı sonra jsp'yi biz ekleyelim arkadaşlar. Yukarıda hakkımızda diye göndeririz. Nokta jsp diye biz ekleyelim bunun sonuna. Bunu yaparken de ona göre yaparız. Evet. Sonra else demiştik. Şurada if sonuç text demiştik. Şurada. Eğer ki sonucu bulamazsa else. O zaman ne diyeceğiz kullanıcıya? Şunu kapatacağız. Sonra tekrar açacağız. Oops. Burada kullanıcı bulunamadı diyeceğiz. Text olarak. HTML içerisine. Bulunursa zaten response redirect yapıp gönderecek. Tabii göndermeden önce ne yapmamız lazım? Şuradan çıkar çıkmaz sonuç nokta close deyip bunu kapatmamız lazım. PSTMT'yi close deyip kapatmamız lazım. Bir de neyi? Connection'ı close deyip kapatmamız lazım arkadaşlar. Save it. Şimdi deneyelim bakalım çalışacak mı?
Logout'u da yapalım. Sayfalar, Niv, CSP, Logout, CSP. Burada da ne yapacak? Kullanıcı logout işlemini gerçekleştirecek. Session'daki değişkenini arkadaşlar silecek. Dolayısıyla logout işlemi gerçekleşmiş olacak. Şunların hiçbirine gerek yok. Bir tek şu page'imiz kalsın. Burada yine bir scriptlet açacağım. Diyeceğim ki session.setAttribute neydi bizim login infomuz? User info null'a eşit de diyeceğim. Böylece ne olacak? Session'dan silinecek. Sonra da response.sendRedirect şeye gitsin. index.jsp'ye gitsin. Okey. Bu da bizim logout jsp'miz olsun. Şimdi index jsp'yi tekrar çalıştırıyorum. Şöyle geldi. Giriş yap dedim. Kullanıcı adı yanlış girelim. Yanlış kullanıcı diye göstersin bize. Bakın kullanıcı bulunamadı dedi. Alta yazdı. Sonra düzgünlü yapalım. Fatih. Fatih 123 diye giriş yaptım. Index CSP'ye gitti. Hoş geldin Fatih. Çıkış yaptım. Bakın çıkış giriş yap geldi. Yine index CSP'de. Okay. Şimdi şeyini de yapalım bunun. Ürünlerini de yapalım ama onu bir sonraki videoya kaydedelim.